Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir konuya değineceğiz. Hatta hassas bir konuya değineceğiz desem daha doğru olur. Ve konumuz, başörtülü kadın polis olur mu? Ona değineceğiz. Konumuz kadın polis olur mu değil, Kadın polis, kadınlardan polis olur mu olmaz mı konusuna ben değindim. Hatta onun videosunu yaptım. İzlemediyseniz kesinlikle kanalımda gidin izleyin. Ve onun cevabı çok açık ve net. Evet'dir ve bütün meslektaşlarım herhalde burada bana benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Çünkü kadınların gerçekten yani ben yıllarca polislik yaptım ve yıllarca öteki kadın polislerle devreye gezdim. Yani çok rezil kadın polislerle de çalıştım ama aynı zamanda çok rezil erkek polislerle de çalıştım. Yani fiziki, kondisyon, kendine bakabilme. Çünkü genelde kadınlardan polis olur muhabbetine gelince kadınlar zayıftır falan şudur falan filan kavgalara giremiyor. Düşüncesi geliyor doğrudur onu da gördüm. Ama aynı zamanda inanılmaz yani testisli kadın polislerle de bayağı çalıştım. Ve gerçekten kavgada böyle var ya pençelerini kullanan, yardım eden, güzel işini hakkıyla yapan kadın polislerle de çalıştım. Ve zaten kadın polislerin olay yerlerinde insanlarla konuşabilme kapasiteleri, yetenekleri erkeklerden daha iyi benim gördüğüm kadarıyla. Ve erkek şüpheliler diyeyim artık kadınlardan, kadın polislerde gördüğü zaman... Daha az kendilerini tehditte hissettikleri için biraz daha kadın polislerle konuşmaya eğimli olduklarını gördüm ki anlıyorum bazı erkekler var ben kadın anlatmamış bir şey falan diyenler de var ama genelde o gibi durumlarda kadınlar daha etkili konuşabil kadınların daha etkili konuşabildiklerini gördüm ben ve tabii daha bir sürü değişik alanları var kadınlar kadınların polislikte çok etkili oldukları. o yüzden kadınların kesinlikle polislikte yerleri var bu konuyu. Tekrar açmayayım, o videoyu kendiniz izleyebilirsiniz. Burada ben neyi konuşacağım? Başörtlü kadın polis olur mu? Ve bazı insanlar diyecek neden olmasın? E, çünkü var zaten. E, bir kadın başını kapattı diye aynı zamanda polis olmak istiyor. O hayallerine, o hayaline ulaşamayacak mı? Dininle inandığı için, başını kapattığı için, o seçeneği yaptığı için. Tabii ben onu söylemek istemiyorum ama ben olaya hiçbir zaman din olarak bakmıyorum. Amerika aynası da beni tanırsınız arkadaşlar. Ben her şeye taktik, objektif olarak bakarım ve taktik olarak bakarım. Taktik olarak baktığım için ne renk, ne din, ne cinsiyet işbisini görmem. Yani odaklanmadığım bir şeydir. Ve taktik olarak baktığım zaman başörtülü kadın polis olur mu ee, sorusunun cevabına genel olarak hayır diyorum. Neden genel olarak hayır diyorum? Çünkü bütün polisler caddede devriye gezmiyor. Bütün polisler aksiyon şeylerine girmiyor. Birçok polisler var masa başı, bazı işleri yapıyorlar. Okey, o durumlarda evet hiç sorun yok. Ben, Şahsen benim düşünceme göre hiç sorun yok. Onu istiyorsan olur. Ben taktik olarak düşündüğüm için caddelerde devriye gezen, aynı zamanda başörtüsü kullanan e, kadın polisin o başörtünün e, taktik olarak kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bak Amerika'ya bakarsanız yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ben yıllarca e, kravatlı e, polis devreye gezdim. Yani kravat takmak bize kalmıştı falan ama üniformamızın bir parçasıydı. E, Amerika'da bütün polis departmanlarına baktığımız zaman e, erkekler için söylüyorum bunu. Kravat olayı bir kural bu. Normal kravat değildir arkadaşlar. Normal kravat kullanamıyoruz biz. Sadece o clip on tie dediğimiz o kanca var ya Kanca mı ne bilmiyorum ya şey, o hook dediğimiz şey. Şöyle takıyorsun şuraya ve böyle kitliyorsun. Yani birisi senin kravatını tuttuğu zaman tak çıkıyor. Ben yıllarca bunu kullandım. Hatta ekrana koyacağım bir tane fotoğrafımı. İşte ondan dolayı Amerika'da böyle bir şey var. Hani bir durum olursa bir kişinin kravatını tutup seni çok kolay boğabilir. Hesap etsene kravat takmışım ben. Konuşuyorum bir adamla yani ki ben defalarca caddelerde maalesef kavgalara girmek zorunda kaldım resmi olarak görev esnasında. Abi bu suçlular genelde e, elinden ne geliyorsa kavgayı kazanmaya çalışıyorlar. Birçok zaman biliyorsun bir e, alet silah kullanıyorlar, bıçak falan kullanıyorlar bize karşı. Bu normal kavgalarla direnişlerde adam yani ben kaç defa kavgalara girdim. E, rozetim gitmiş, e, telsizim orada, e, şarjörlerim yere düşmüş, silahım yanlayken, ta şöyle öne çıkmış yani her şeyi dalmadağın olmuş büyük kavgalarda. O yüzden eğer ben adama e, elimden geldiğince ne kadar az bana karşı kullanacağı bir silah verirsem üzerimde olan çünkü adamlar genelde adamın şort giyiyor, tişört giyiyor, üzerinde bir şey yok. Benle kavga ettiği zaman o kavgada benim üzerimde olan ekipmanlar aynı zamanda adamın kullanabileceği, bana karşı kullanabileceği ekipmanlar oluyor. Ben her zaman bunu söylerim yani. Bir polise birisi kavga ediyorsa o kavga içerisinde en az bir tane silah var. Öyle değil mi arkadaşlar? Polis üzerinde silah var. Eğer ben polissem, sen de zanlıysan, sen üzerinde herhangi bir silah yok, bana dalmışsan, biz kavga ediyorsan o kavga içerisinde bir tane silah var. En az. O yüzden üzerindeki ekipmanlar aynı zamanda bize karşı kullanılabildiği için ki bunun çok binlerce, on binlerce örnekleri var. Ee, şahsen bana kullanıldı ee, ekipmanlarım e, silah olarak. Onu ne kadar az seviyeye düşürsek o kadar iyidir bizim için. O yüzden kravat olsa adam çekiyor kravatı seni çok kolay boğabiliyor ve şu arkadaşlar Crowded Orrery dediğimiz şey var ya Ya genelde 5 saniye 7 saniye falan böyle birisi güzel bir Baskı uyguladığı zaman kravat çektiği zaman Güle güle abi Şuurunu yitiriyorsun istersen Kim olursan ol Buraya baskı kullanıldığı zaman Bildiğin anatomi biyoloji Kan dolaşımına beyni kesiyorsun oksijen gitmiyor kan gitmiyor Güle güle oluyorsun Onu yapan kişi ondan sonra sen silahını da senden alır Seni vurur kaçar artık ne olursa olur Başörtü muhabbeti de aynı öyle arkadaşlar. Kadın polislere baktığım zaman başörtleri var. Ve o başörtü yani ben eğer bir zanlı olsam ve ben bir kadın polisle bir kavgaya girsem benim yapacağım ilk şeydir arkadaşlar. Direkt başörtüsünü kullanıp yani bir şekilde onu şey yapmak. Çünkü istediğin kadar yumruk at, şunu yap, bunu vur, diz at, tekme at falan. Bunlar tamam. Bir kişiye zarar verebilirsin. Ama başörtüsü ya da Boyununu sıkacak bir alet bir şey varsa önünde onu kullandığı zaman en kısa bir şekilde kişiyi kişinin üstesinden gelebiliyorsun. O, taktik olarak baktığım zaman onun kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen eğer ya burada benden nefret etmeyin, ben sadece taktik olarak düşünüyorum. Ben şahsen bir polis şefi olsaydım kendi departmanımda başörtülü polise izin vermezdim. Çünkü onun o polis için iyi bir şey olmadığını Caddelerde ve aynı zamanda partnerler öteki polisler için iyi bir şey olmadığını e, düşündüğümden dolayı. E, çünkü hani sen girersin bir kavga adam başörtüsünü falan kullanıp e, onu polise karşı kullanmaya çalışır. Öteki partner de şimdi onunla uğraşmak zorunda kalır. Daha, daha da kötü bir tehlikeye girebilirsin ki defalarca görüyoruz kadınlar saçları uzun olduğu için arkadaşlar... E, hep saç çekilme olayı vardır. Hatta bizim polis akademilerinde hep, e, ilk girdiğimiz zaman bize hep söylerlerdi caddelerde de böyle. Kadın mesela kadın polis saçı açık bir şekilde gezemiyor. Açık derken yana koymuş şekilde gezemiyordu. Bizim kuralımız hep böyle e, uzun saçlı mesela polisler de istemiyorlardı böyle saçı uzun hani örüyorsun ya böyle aşağı. Çünkü onu tutup çekebiliyor insanlar. O da e, e, önüne çıkabiliyor. Böyle kısa hani e, kısa saçlı yani kısa derken saçını öyle bir şekilde yapıyordun, Şurada bir top oluyordu. Genelde Amerikan polislerine bakarsanız saçlar güzelce yapılmış kadın polisler. Şurada bir top var. Budur. Yani o saçların senin işini herhangi bir şekilde engel olmasın. Ve başka e, kavgalar içerisinde sana karşı bir silah, kullanıl silah olarak kullanılmasın. Ya da en az milimize seviye indirilsin diye. E, o yüzden bizim e, kravatımız yok. İşte başörtüye ben ondan dolayı hayır derdim. Şimdi bizde bakarsanız telsiz olayı var. Telsiz mesela ben yıllarca arkadaşlar telsizim şurada solumdaydı arkadan kablo gider. Şuraya şu, aslında şu ortaya bazen şuradaydı. Şu ortaya getirdim telsizimi. E şimdi oranın da bir kötü yanı var. Şimdi adam telsizini alıp boynuna böyle sarabiliyor. Değil mi? Ben o yüzden şuradan bir şeyden geçirirdim köprüden ve buradan da şuradaki bizim şey vardı üniformanın hani bu düğmeli şey. Buraya geçirirdim. Altından düğmeyi de kapatırdım. Bu şekilde yani o benim boynuma sarılmasını böyle biraz daha çok daha az minimize ederdim. Onu yapması için bayağı bir şeyler yapması gerekiyordu kişinin. Birçok tanıdığım polis arkadaşlar o kabloyu hiç arkadan bile götürmüyor. Hani boynuna sarılmasın o kavga aslında. Direkt şöyle önden getirip şuraya şey yapıyorlar. Onu da ben bir süre yapmıştım. Ben sadece koşma, kovalama esnasında arkadaşlar baktım adımı kovalarken işte şöyle bağırıyorum. Şuraya doğru gidiyoruz. Şunu giyiyor, şunu yapıyor falan dedim ben yani böyle biraz dengemi bozuyordu. Ben o yüzden değiştirmiştim. Çok haftadan az 2-3 tane kovalamaya girdiğim için o yıl o, o yıllarda şurayı alıp ortaya almıştım. Koşarken buraya doğru kaçıyor. Buraya şunu yapıyor. Böyle yapıp daha da böyle hem gözümü adamda tutup e, dengemi daha iyi koruyabiliyordum. O yüzden yapmıştım onu ben. Taktik terazisine koyduğum zaman benim için daha etkiliydi. Birçok tanıdığım polis arkadaşlar var ki görürsünüz bunu internette, YouTube'da videolara baktığınız zaman polise. Abi adamlar kablo bile şey yapmıyor. Yani direkt telsizi elle. Ve onu da bir süre denedim ben, sevmemiştim çünkü her kavgayında telsizimi düşürmek zorunda kalıyordum. Adam direkt telsizi çıkartıyor, merkez bu falan diyor, tekrar yerine takıyor. Görürsünüz yani gerçekten internete bakarsanız birçok Amerikan polisi elinde böyle telsizle. Ve onun sebebi arkadaşlar taktik. Çünkü gerçekten o telsizin kablosu sana karşı kullanılabiliyor kavga esnasında. Konuyu tekrar başörtüye getiriyorum. Bu sebeplerden dolayı başörtülü polis, kadın polis, benim için taktik olarak iyi değil. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ben aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Merak ediyorum. İsterseniz gelin bu konu hakkında biraz konuşalım. Tekrar diyorum başörtülü kadın polis olur ama genelde benim düşünceme göre bu taktik sebeplerden dolayı olmamalı caddelerde. İyi değil abicim. Dinle alakasız, dine tamamen saygı duyuyorum. Annem başörtülü, kız kardeşim başörtülü benim. Yani o konularda bizim başörtüle sorunumuz yok. Öyle algılamayın lütfen. Ee, ama taktik olarak yani kadın başörtülü, başörtülü kadın polis bence iyi değil. Ama hani masa başı olur, öteki admin dediğimiz rollerde neden olmasın? Öyle bir iş e, tehlikelerle karşı karşıya değiller. Düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Tekrar diyorum siz düşüncelerinizi bana söyleyin. Gelin bu konu hakkında konuşalım. Ee, eğer bu kanalı takip etmiyorsanız takip edersiniz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Çünkü bana destek vermiş oluyorsunuz. Amerika aynasız Instagram ama bütün hepsini yazmanız gerekiyor. Amerika aynasız ta Z'sine kadar yoksa benim hesabım çıkmıyor. Fan hesapları falan çıkıyor. Benim gerçek hesabım çıkmıyor ki onaylı hesap. Dikkatli olun. Uh, X Twitter yani Amerika aynasız. Aynı zamanda Discord Amerikanası'nın ilginizi çekiyorsa takip ederseniz sevinirim. Neyse arkadaşlar konu bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar bir videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.